Ay ay, o kadar özenmiş, sağ olsun Güler Hanım. Aa, iyi bir şey dediniz. Peki neyse, evet, bırakın özenmiş. Onu şimdi de tecrübe günü geldiğinde gösterir kendini. Sunum nasıl? Muazzam. Çok güzel. Evet. Sunum güzel. Neyse. Çok beğendim. Aynen, çok güzel. Hep böyle börek böyle tek geldiğinde eleştiriliyor biliyorsunuz. Hani yanına şöyle bir renklendirilebilir. Bir işte domates, şey, biber falan ya da güzel görünüyor değil mi? Güzel, çok bence güzel. Bence de güzel görünüyor. İyi hazırlanmış bugün Güler Hanım. Bir de bu da bir vakit harcayan. Yani zaten. Bu da bir vakit isteyen bir şey şimdi yani. Ve Güler Hanım mutfaktan 25 dakika önce çıktı. Tahmin etmiştik. Evet. Böylelikle de benim tezim tamamen iptal olmuş oldu. Ben zamanında yetiştiremeyeceğini düşünmüştüm. Sadece sizin değil, Tümer Bey'in tezi de iptal oldu. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar içecek bir şey ister misiniz yanına? Limon var. Ne içersiniz? Şalgam var. Şeftali suyu, kefir, ayran. Ayran olabilir. Tabii ki. Ben de ayran alayım, değiştirmeyin. Emre Bey alabilir miyim? Tabii. Fatma sen ne içiyorsun? Ben limonata alayım. Limonata. Buyurun. Başka ayran alan var mı? Ayran isteyen var mı? Yok. Ben alabilirim. Tabii. Tümer sen? Babacığım ben şalgam alayım. Buyurun. Buraya limonata, buraya şalgam. Şalgamın olması güzel bir artı. Evet. Güler Hanım. Adanalı olduğumu biliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Kaleyi işten fethetti yani. Gibi gibi. Yapmış mı şovunu? Yapmış. İyi çalışmış mıyım? Çalışmış. Sonuçta bize değer veriyorsunuz değil kesinlikle mi? Değer vermesen bu kadar özenmezdim. Verdiğiniz özenmez değeri de. Cuma akşamı göreceğiz hepimiz. Sıkıntı değil. Hiç problem değil. Kesilmiyor mu Tümer? Ablacığım biraz herhalde ben uğraşıyorum ama. Evet. Sanki böyle ısırarak yenecek gibi. Evet, gibi elimizde yesek. Sanki şöyle gibi. İlk yorumu ben yapabilir miyim Seda abla? Güler Hanım sanırım baklavalık yufka kullanmışsınız böreğiniz için. Çünkü normal yufkanın bu kadar çıtır çıtır olması mümkün değil. Yanılıyor muyum? Evet buyurun ben dinliyorum sizi. Bir kültürüm varmış. Baklavalık yufkayla normal yufkayı ayırt edebiliyorum. Baklavalık yufka kullandığınız için içi hamur olmuş. Çünkü baklavalık yufka ıslandığı zaman birbirine çok fazla yapışandır. Ve alt kısmı aşırı kalın olmuş. Bu yüzden kesmekte zorlandım. Peyniriniz de keşke birazcık daha parça parça yapsaydınız. Neredeyse bir kalıp peynir benim böreğimin içinde. O yüzden ben böreğin tadını çok fazla alamadım. Böreğinizin alt kısmı çok kalın olmuş, üst kısmı biraz ince olmuş. Bu şekilde de görebilirsiniz. Birbirine yapışmış hamur. O yüzden ben böreğinizi beğenemedim. Açıklama yapayım hemen. Hazır baklava kullandım, evet. Ama onun içerisinde 30 tane yaprak var. Hatta dış ses onu ikiye ayırırken benim kafamı karıştırmak istedi. 30 yaprağın 15 tanesini bir kenara koydum. 15 tanesini bir kenara koydum. 15 tanesinin her iki yaprağına içerisinde sosumu koydum. Daha sonrasından da ortasına 3 tane yufka kullandım parçalayarak. Yani ikiye böldüm bir yufkayı. Yufkayı koyduktan sonra üzerine peynir gelip peyniri de peynirin hemen üzerinden de, evet bir kalıp gidiyor çünkü bunu yediren gösteren kendisi peynirin tadı ve kendisi. Diğer 15 tane yufkanın da baklava yufkanın da onu da onun üzerine koydum. Yani 30 yufkanın arasının 15. katında 3 yaprak yufka var. Anladım. Ama benim... Yani adı üzerinde çıtır börek çıtırlığını göstermiş oldum yani size. Börek çıtır ama altı benim üstü için börek pişmiş. Değil. Sizin için olmayabilir, saygı duyarım ve üzerinde baktığınız zaman da hiç de öyle yapış yapış değil ve her katında görülebiliyor. Ben yalan söylemediğimi düşünüyorum. Görürseniz. Rica ederim, hayır ben sizi yalancıyla suçlamıyorum ama sadece yapış yapış olduğunu dile getirdiniz. Ben yapış yapış ben olduğunu... Ben yapış yapış olduğunu dile getirmedim, hamur olduğunu söyledim. Hamurda yapışmış demek. Ve hamur olduğunu da görüyoruz burada. Bence hiç katılmıyorum. Nasıl bakayım, yapış yapış bakayım olduğunu bakayım görmüyorum, zannetmiyorum. Ayrıca şöyle tutup bırakırsanız göstereceksiniz az önce gösterdiğiniz gibi. Ben şöyle saygısız algılamayın kesinlikle. Bu şekilde bakarsanız... Fazla kat koydu diye mi fazla kat, koyduğu için ve arasında evet, da peynir olmadığı için birbirine sosuyla da sosunda büyük ihtimal soda, yapraklı... yoğurt... kullandınız. Yok, ondan hayır dolayı birbirine yapışmış. Adı üstünde çıtır börek. Evet. Doğru bak bak bastırdığında çıtır çıtır ediyor. Çünkü baklavalık yufka olduğu için çıtır. Evet. Normal yufkada çıtırdasaydı. Dediğimiz normal gibi orta katına kullandığınız yufkalar yoğun olmuş. Ve peynir suyunu salmış. Sizin kullandığınız sosla beraber altta bir yapışıklık oluşmuş.
orada alt tarafta bir alttaki pişmeler. Yapışıklık yok Fatma Hanım. Alttaki değil. Orta katında sadece yufka var. Üç tane yufka. Üç tane yufka olmak zorunda. Üç tane peyniri yufka. Tutan yufka. Doğrudur. İşte o peyniri tutmuş. Altta peynirin suyunu da alttaki sosu da emerek alt tarafta bayağı bir katman oluşmuş. Yani üst tarafta bakın dediğiniz gibi çıtırlık. Altı da çıtır, tamam. Üstü de çıtır farkındaysanız. Sadece ortasındaki yufkanın kalınlık olmasının sebebini de belirtiyorum. Peynir kullanılıyor. Bir kalıp peynirle kullanılıyor içerisine. Alt katmanı çok kalın olmuş. Çünkü üç yufka, yani üç yufkadan zaten bir tepsi börek çıkıyor Güler Hanım. Siz üç yufkayı hem de baklava yufkası kullanarak niye bu kadar... Fatma Hanım, yani... hemen cevap vereyim. Tavada börek yapıyorsanız ki tavada hani böyle gözleme tarzı yok, ya da hepsi... böyle sahte pizza tarzı ben de yapıyorum çocuklarımla tavanın içerisinde. Önlü arkalı altlı üstü pişiriyorum. Bunun içerisinde 3 tane yufka gidiyor tavada. Ama siz bir tepsiye 3 tane yufka koyduğunuz zaman olur nasıl olur? Tepsi böreği olmaz. Bu bir tepsi böreği. Tepsi sararsanız böreği de... bir tane yufkayla da börek alt çıkar. Alt tarafı çok kalın olmuş. Tabi peynirin verdiği ıslaklıkla, sizin kullandığınız sosun ıslaklığıyla... Fatma, o yüzden mi kesemedik? Evet, o yüzden kesemedim. Yani üst tarafındaki çıtırlığına, adı üstünde çıtır börek, çıtır börek olmuş ama lezzetli börek olmuş. Ben bir şey anlamadım, afiyet çok affedersiniz araya giriyorum ama... Fatma Hanım 3 tane yufkayla bir tepsi börek yapıldığını söylüyor. Baklavalık yufkanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musunuz acaba? Hiç gördünüz mü daha önce, hiç elinizi alıp incelediniz mi? Evet. Baklavalık yufka zar gibidir. Çok incedir. Onunla nasıl bir tepsi börek çıkartıyorsunuz? Gerçekten size hayret ettim. Ben bir tepsi değil, 10 tepsi çıkartırım bir üç paket adet, yufkadan. Bak bir paket demedik, 3 adet. 3 adet normal yufkadan bahsettim ben. Ama şu an önümüzde bir baklavalık yufka var. Araya 3 adet yufka kullandım dedi. Siz orayı duymadınız galiba. Ben orayı duydum da. O 3 siz... tane yufka bunun arasına fazla olmuş demek istedim ben. Onu hepimiz söylüyoruz zaten, kalın olmuş diye, birbirine yapışmış diye. Siz sürekli Neslihan Hanım ve siz benim söylediklerimi onaylama şeyindesiniz. Emre Bey'e katılıyorum. O zaman birazcık kendiniz bir şeyler katın. Evet, anladım. Anladık. O zaman en son yorumu sen yap. Biz yorumumuzu yapalım. Küçük olarak bekle. En son yorumu sen yap. Burası yaş insanların yarıştığı bir platform değil. Burası... Ama onu sen söyledin şimdi. Ama onu sen istedin. Sen istedin. Farklı bir şey üretebilirler Seda abla. Benim görmediğim bir şeyi bana madem sunsunlar. Madem ki bundan yani senin söylediklerinden kopya çektiklerini düşünüyorsan, evet, Fatma da doğru söylüyor. Bundan sonra en son konuşuyoruz. Emre Bey, senden kopya çekmek de şimdi önümüze sana başka börek, bana başka börek gelseydi ben kendime göre yorum yapardım. Hepimize aynı börek geliyor. Hepimiz de börek yemiş insanlarız. Demek ki aynı tadı, lezzeti almamız aşağı yukarı normal yani. İlla ayrı almak zorunda mıyız? Peki neticede tamam, böreği... Bir dahaki yorumu sizden bekliyoruz tamam, o zaman. Tamam Emre bir dur. Beğendin mi, beğenmedin mi? Beğenmedim. Öğretmek demişken dün Neslihan Hanım da röportajında arkadaşlarım benden öğrenecek çok şey var. Masamda onlara her şeyin en doğrusunu öğreteceğim demiştim. Neslihan Hanım röportajında böyle söyledi ama masada sessiz kaldı. Ben şu anda röportajında da söyledim. Arkadaşlarla dedim bugün tanışacağız. Onlar da bir şampiyonla tanışacaklar dedim. Wow. Kendime güveniyorum çünkü yemeklerime güveniyorum. Ben alkışlamıyorum. Herkes kendi çapınca. Siz son gün olduğunuz için sizden öğrendiklerimizi başka platformlarda misafirlerimizi ağırlarken, arkadaşlarımızı ağırlarken kullanacağız. Belki Survivor'a gider orada. Ben de evet Survivor'da yapacağım. Evet. Masada yalnız bir şey seziyorum dış ses. Bir erkek dayanışması var. Evet ben de fark ettim. Evet. Dünden vardı o Seda Hanım. Dünden başladı. Peki siz neden kadınlarla dayanışma yapmıyorsunuz Güler Hanım? Ben dayanışma gibi bir mücadele içerisinde değilim ki. Ben şeffafım. Saydam. Dayanışma yapmıyoruz aslında Seda ablayım. Emre çok doğru, dürüst ve yerinde yorumlar yapıyor. Ben de onu onaylıyorum. Yorumları çok güzel, beğeniyorum. Onu onaylıyorum, bu dayanışma değil. Peki bana böreği göre, anlat. Ablacığım, böreği teşekkür ederim. Böreği anlatayım. Evet. Bir kesmeyin, durun. Güler Hanım eline emeğine sağlık. Afiyet olsun. Görselin çok güzel. Görseline bir şey diyemeyeceğim. Hı hı. Fakat çıtır börek, baklava böreği yufkasıyla yapmışsın. Bence ne yapacaktın biliyor musun? Tatlı olarak baklava diyecektin. Bunun üstüne şerbet dökseydin bu çok güzel bir baklava olurdu. İçinde tabii fıstık olacak veya ceviz olacaktı, peynir olmayacaktı. Çok güzel bir baklava olacaktı. Hayır. Siz de kabul ediyorsunuz bak. Bu börek değil, baklava olmuş. Peynirli baklava. Ben kesemedim bunu. Şerbet üstüne döküldüğü zaman bu çıtır çıtır kesilecekti.
Bu börek olmamış, baklava olmuş. Peynirli tamam, baklava. Sizin damak tadınıza göre bunu tuzlu bir şeyi tatlıya çevirip de bir baklava tadında alıyorsunuz. Tabii bu peynir içinde. Yani neden şey peynir içinde peynir var, peynir tuzlu bir şeydir. Peynir tuzlu bir şey ama künefenin de kendine has bir peyniri var.